Merhaba sevgili izleyenler. HSTV'den herkese sevgiler, selamlar. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz. Ben şimdi neredeyim diye merak edenler vardır mutlaka. Burası Arnavutköy Kozlar Parkı Amfitiyatro. Ben konuşurken tabii ses akustiği de var burada. Sesim yankılı geliyor normal şartlarda. Biraz gündemi konuşacağız. Arnavutköy konuşacağız. Bulunduğum yeri, Kozlar Amfitiyatro'yu biraz size anlatmış olacağım. Arnavutköy'ün tüm etkinliklerin yapıldığı yer burası. Kozlar Amfitiyatro. Biraz bu tiyatroyu konuşacağız, burayı konuşacağız ama onun öncesinde biraz Türkiye gündemini konuşalım. Biraz olup bitenleri sizlerle paylaşalım. Yeni sosyal medya hesaplarını açan ve bizi izleyen herkese İstanbul'dan, Arnavutköy'den, Kozlar Amfitiyatro'dan bir kez daha sevgi ve selamlarımızı gönderiyoruz. Yayınımıza hoş geldiniz diyoruz. Uzun bir aradan sonra tekrar birlikteyiz sevgili izleyenler. Bugün bütün haber ajanslarının geçtiği çok önemli bir haber vardı. Volkswagen markası, Alman devi, otomotiv devi, Alman markası araç üretiminde çalışmalar yapılacak. Türkiye'de bir fabrika kuracak. Manisa'da bir fabrika kuracak. Fabrika kurmadan önce şirket kurdular. Alman devi. 943,5 milyon TL'lik bir sermaye ile Türkiye piyasasına geldiler. Ve Manisa'da fabrika kurulması ile ilgili adımlar atmış oldular. Önümüzdeki günlerde inşallah ülkemize faydalı bir çalışma sağlamış olacak ve ülke ekonomisine de katkısı olmuş olacak diye ümit ediyoruz. Sevgili izleyenler, son zamanlarda en çok tartışılan konulardan bir tanesi de, yani son 2-3 gündür de biraz daha bu konu biraz yoğunluk kazanmaya başladı. %50 artı 1 olarak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işte koymuş olduğu bir kota var. Daha doğrusu AK Parti ve Cumhur İttifakı'nın ortaya koyduğu bir performans var. Ona istinaden %50 artı 1 alan kişi Cumhurbaşkanı seçilecek. Tabii muhalefet partileri bununla ilgili çok sert tepkiler gösteriyorlar. Hatta daha önce AK Parti'de görev yapan önemli bir isim Faruk Çelik'in yapmış olduğu bir açıklama vardı. %40 alan direkt Cumhurbaşkanı seçilsin diye söyleminde bulundu. Dün de biliyorsunuz meclisin açılması vardı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışı yapıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan orada açıklama yaptı. Mevcut olan sistemle devam edilecek. %50 artı 1 olarak devam edilecek diye açıklama yaptı. Bugün de Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu bir gün gelecek ki AK Parti %10 barajına muhtaç olacak diye sert bir eleştiride bulundu. Bekleyip göreceğiz. %51 alan, yani %50 artı 1 alan Türkiye'de Cumhurbaşkanı, yani başkan seçilmiş olacak. Onu da sizlerle paylaşmak istedik sevgili izleyenler. Bununla ilgili detaylı bilgileri sizlerle paylaşacağız. İlginç bir şey oldu bugün. Daha önce Cumhurbaşkanı hakaret eden bir Alman komedyen vardı. Jan Böhmermann diye bir adam Cumhurbaşkanı hakaretlerde bulunmuştu. Bugün siyasete atıldığı haberleri Türkiye medyasında da yayınlanmaya başlandı. Yani adam hakaret ediyordu. İşte, tabii önümüzdeki süreçte Almanya'nın en eski siyasi partisi olan SPD diye 156 yıllık geçmişi olan bir siyasi hareketin içerisinde o da yer almış olacak ve siyasete girmiş olacak. Tabii biz bu arada konuşurken, sohbet ederken beni çeken sevgili Usame diyeyim. Çok böyle ilginç bir ismi var. O da beni çekiyor şu an. Burası Arnavutköy Kozlar Amfitiyatro sevgili izleyenler. Bugün bir başka önemli bir olay vardı. İstanbul'da biliyorsunuz daha önce geçen sene 2018 2 Ekim'de Suudi gazeteci olan Cemal Kaşıkçı Suudi Arabistan Başkonsolosluğu'nda katledilmişti. Adamı öldürdüler, yok ettiler ve ortadan kaldırdılar. Biliyorsunuz Suudi Arabistan'a karşı muhalif olan bir gazeteciydi. New York Times gazetesinde yazan bir gazeteciydi. New York Times gazetesinin sahibi
Jean Bezos dediğimiz şahıs, o da bugün İstanbul'daydı. İstanbul'da anma etkinliklerine katıldı. Cemal Khashoggi'nin anma etkinlikleri yapıldı. Suudi Arabistan konsolosluğunun önünde. O da katıldı. Tabii hala onun cinayeti aydınlatılmadı. Cinayetiyle ilgili net bir sonuç da yok. İşte Birleşmiş Milletler bir heyet gönderdi, bir şeyler yaptılar falan. Amerika bu olayın üstünü örtmeye çalıştı. Zamanla bunu göreceğiz. Kim katletti, neler yapıldı zaten az çok biliniyor ama Türkiye bunun, bu olayın takipçisi, yabancı basında da çok yer edinmeye çalışan bir önemli isim. Geçtiğimiz günlerde Birleşmiş Milletler'in toplantısında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan bununla ilgili açıklama yaptı. Orada dünya liderlerinin gözünün içerisine baka baka işte üstü örtüldü bu cinayetin diye, biz unutturmayacağız diye açıklamalar yaptı. Çok önemli açıklamalar yapmıştı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Birleşmiş Milletler'deki o konuşmayı biz canlı olarak da vermiştik. Tüm ulusal medya ve yerel medya canlı olarak vermişti. Gerçekten harika bir konuşma yapmıştı. Onu da sizlere paylaşmak istedik sevgili izleyenler. Arnavutköy'de bir vatandaş, Erzurumlu bir vatandaş ilginç bir olay yaşadı. Onu sizlerle paylaşmak istiyorum sevgili izleyenler. İsmail Gözütok adındaki bir şahıs internetten görmüş olduğu bir aracı almak için Manisa'ya gidiyor. Manisa'ya giderken de kendi cebine almış olduğu bir OGS'yi cebine koyuyor. Otobüsü binip Manisa'ya gidiyor. Manisa'ya giderken yolda otobüsün geçtiği tüm güzergahlarda tabii OGS'sinden sürekli para çekilmiş. 373 lira para çekilmiş. Yani düşünsenize, siz aldınız. Bu arada bizim sevgili Usame biraz kitlenmiş kalmış. Ben böyle bir hareket edeyim, o da hareket etme şansı olsun en azından. Çünkü odaklanmış bana. Yani ben konuşuyorum ya, o da odaklanmış. Sevgili izleyenler, 373 lira onun OGS'sinden çekildi. Cebinde olan OGS'si, çantasında olan OGS'sinden çekilmiş. Bununla ilgili işte şikayette bulunuyor ama kime şikayet edecek? İlgili firmaların, yani o otobüs oradan geçti diye, bindiği otobüs oradan geçerken onun otobüsten çekmesi gereken OGS'i şahsın cebindeki OGS'sinden çekmişler. İlginç bir olay. Sizin de başınıza gelebilir. İsmail Gözütok beyefendiye de geçmiş olsun dediklerimizi buradan iletmiş olalım sevgili izleyenler. Bugün bütün ajanslara düştü. Onu paylaşmak istedim. İlginç bir olay. Biliyorsunuz anneler hep çocuklarını döverler. İlginç olaydır. İşte elinde oklavayla dövmeye çalışırlar, terlikle dövmeye çalışırlar ya da bir fırçayla vurmaya çalışır falan. Annenin biri de çocuğuna terlik fırlatmış. Tabii bununla ilgili dava açılmış. Anneye de 7500 TL para cezası kesilmiş. Şaka değil, gerçek bu. Annenin atmış olduğu o terlik silah olarak kabul görülmüş. Dikkat edin, çocuğunuza terlik atarken silah olarak karşınıza çıkabilir. Size de ceza kesebilirler. Türkiye'de yargı bu şekilde işliyor. Haberiniz olsun sevgili izleyenler. Evet. Sevgili izleyenler, elektriğe zam geldi. %14.9 oranında bir zam yapıldı. Az önce ben yayına başlamadan önce ilginç bir gelişme oldu. Tam yayına başlayacaktım. Tık haber düştü. 7 kuruş motorinde indirim olacak diye. Yani düşünsene, ilk önce 27 kuruş zam yapıyorsun, sonra 7 kuruş indiriyorsun. Yani ilk önce tabii biz onu, ben onu anlatırken sevgili, şimdi kameranın arkasında sevgili Haluk abi var, o da bizi takip ediyor sağ olsun. Dedi ki ilk önce eşeği kaybettiriyorlar, sonra aramaya işte bulduruyorlar falan gibi bir espri yaptı. Haklı. Düşünsene, 27 kuruş ilk önce zam yapıyorsun, sonra 7 kuruşla ödüllendiriyorsun. İlginç değil mi? Güzel bir şey. Biraz amfiteyatroyu anlatayım, sonra diğer konular, çok konu var aslında, birçok konu var. Uzun zamandır yayında bulunmuyoruz, birlikte bir araya gelmiyor sevgili izleyenler. Burası Kozlar Amfiteyatro. Bulunduğum yer, Arnavutköy'ün en çok etkinliklerin yapıldığı yer burası. Ama ben geldim, dedim ki belki güzel bir yerde, hani ben uzun zamandır gelmiyorum. Orada yayın yapayım, bugün değişik bir şey olsun dedim. Açık alanda yayın yapıyorum biliyorsunuz. Geldim, inanılmaz kötü. Şaka değil. Her taraf dökülmüş. Bu arada yetkililere de duyurulur. Arnavutköy'deki siyasi partilerimizin, daha doğrusu belediyenin bu konuda daha duyarlı olmasını arzu ediyoruz.
Mesela sevgili Usame beni takip etse, hemen şu tarafa gelse, bir gelse göreceğiz. Evet, şurada dökülmüş. Ben gördüm, üzüldüm tabii etkinliklerin yapıldığı yerde. Bunların hepsi dökülmüş. Kötü bir imaj. Arnavutköy'ün en çok etkinliklerin yapıldığı yerde beton böyle dökülmüş. Bunun üstüne mesela kaplama yapılabilir. Ahşaptan kaplama, daha önce kaplama vardı aslında. Büyük ihtimalle bölgede yaşayan vatandaşlar o ahşapları götürüp evinde yaktılar. Ben öyle düşünüyorum. Genelde biz toplum olarak böyle bir kültüre sahibiz. Burada şişeler kırılmış, etkinlikler falan hani çok böyle hor kullanılmış. Biz toplum olarak da çok duyarlı bir toplum değiliz. Eğer duyarlı olmuş olsak, sonuçta kamuya ait olan bir yer. Biraz daha dikkat etmemiz gerekiyor. Hepimizin kullandığı bir yer. Arnavutköy'e yakışmayan bir görüntü bana göre. Çok kötü bir izlenim var. Burada düşünsenize, hani hep kırılmış, dökülmüş. Arnavutköy Belediyesi'nin bu konuda inşallah görür yayınımızı. Gelir bununla ilgili bir düzenleme yapar. Yaparsa söz, burada tekrar yayın yapacağım. Tekrar göstermiş olacağız. Geçtiğimiz günlerde ben Vadi Park'ta bir gezerken, o arada sevgili bir dostumuz gösterdi. Dedi ki ya, elektrik panolarını komple sökmüşler. Şimdi belediyenin bu konuda yaptığı çok ciddi anlamda çalışmalar var ama vatandaş duyarlı değil. Düşünsenize, yani o elektrik panolarının içerisindeki saatleri, kabloları sökmeye çalışan zihniyetle iç içe yaşıyoruz. Kabloları sökmüşler, o saatleri sökmüşler. Elektrik kabloları açıkta. Sonra ben orada güvenliği gördüm. Dedim ki ya, bu kabloları niye bu şekilde, hani siz bilgi edinmiyor musunuz ya da paylaşmıyor musunuz, belediye söylemiyor musunuz diye söyledim. Bir şey olmaz falan dedi. Şaşırdım, dedim ki yani sen gidip de eğer ki panonun içerisindeki o kabloları dokunursan, dedi ki elektrik yok dedi hatta bana. Elektrik olup olmadığını istersen bir deneyelim, var mıdır yok mu, bir dokun falan diye söyledim. Olmaz abi. O zaman nereden biliyorsun yani orada elektrik olup olmadığını? Tabii ben bir paylaşımda bulundum. Allah razı olsun, sağ olsun Arnavutköy Belediye Başkan Yardımcısı sevgili, şimdi ismi aklıma gelmedi, onu söyleyeceğim birazdan. Hamdi Demirhan. Evet, Hamdi Demirhan. İlgilendiler sağ olsunlar. Gittiler ve hemen düzenleme yapıp toparlayıp fotoğrafları da bizimle paylaştılar. Ben de tekrar paylaşım yaptım. Bu arada bu yayın vesilesiyle tekrar Hamdi Demirhan Başkanımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz. Arnavutköy Belediye Başkanımız Sayın Ahmet Haşim Baltacı ve diğer ilgili birimler ya da belediye başkan yardımcılarımızın Arnavutköy Amfiteyatro'nun bu halini görmelerini özellikle istiyorum. Çünkü çok kötü bir görüntü. Her taraf dökülmüş. Hiçbir şey yapılmasa da bile bunun üstüne bir beton kaplama yapılabilir. Düzgün bir şekilde betonu da kıracak halleri yok. Gerçi bu uzun yıllardır var olan bir şey olduğu için dökülmüş, yani uzun yıllar. Daha önce mevcut belediye başkanı Ahmet Haşim Baltacı'dan önceki belediye başkanları döneminde yapılmış bir amfiteyatro. Uzun yıllardır kullanılıyor, tüm etkinliklerde Arnavutköy'ün geldiği bir yer. Ayrıca ben buraya girerken, Kozlar Parkı'na girerken hemen girişte bir tane tabela gördüm. Biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde bir deprem olmuştu. O depremde 5.8 şiddetinde İstanbul'da bir deprem yaşandı. Herkes bir anda korkmaya başladı. İşte toplanma alanları nerede falan diye söylendi. Arnavutköy'de 100 tane toplanma alanı var sevgili izleyenler. Onu sizlere paylaşmak istiyorum. Arnavutköy Kozlar Parkı ve Vadi Park'ta bunların içerisinde olan toplanma alanlarına bir tanesi. Hemen girişte Arnavutköy Belediyesi'nin asmış olduğu bir tane tabela var. Burası da toplanma alanıdır. Yani deprem anında vatandaşların toplanabileceği alanlardan bir tanesi. Kozlar Amfiteyatro ve Kozlar Parkı olarak da belirtilmiş. Ayrıca Vadi Park'ta bunların içerisinde sevgili izleyenler. Deprem oldu. Hepimiz kendimize bir şekilde hani gelmemiz için, biraz daha dikkatli olmamız için aslında doğanın bize göndermiş olduğu bir uyarı. Allah'ın bize verdiği bir uyarı. Kendinize gelin, akıllı olun, gerekeni yapacağım diye, siz de ona göre davranın diye bir uyarı niteliğindeydi aslında. Bizler daha mesela bölgede kaçak yapılaşmalar çok fazla var. Kaçak yapılaşmanın önüne geçilmesi lazım. İnsanların biraz daha duyarlı olması gerekiyor. Belediyenin ya da işte ilgili kurumların belirlediği o standartlar doğrultusunda
yapıları inşa etmeleri gerekiyor. Çünkü Allah korusun olası bir depremde hayatımızı kaybedebiliriz. O zaman ne mal kalır, ne mülk kalır, ne hiçbir şey kalır. Hepimiz kaybolup gideriz. Buna çok dikkat etmemiz gerekiyor sevgili izleyenler. Arnavutköy'de yaşanan depremde Arnavutköy'de 15 tane bina hasarlı bina olarak tespit edildi ve mühürlendi sevgili izleyenler. 15 bina hasarlı olarak tespit edildi ve mühürlendi Arnavutköy Belediyesi tarafından. Ayrıca Şehit Ertuncer İlköğretim Okulu'nda da aşırı hasardan dolayı orada bulunan öğrenciler tahliye edildi. Başka bir yere eğitimlerin ve eğitim öğretimlerinin devam etmeleri yönünde başka bir yere gönderildi. Şu an onunla ilgili o okul artık şu an eğitim orada yapılmıyor. Onu da özellikle vurgulamak istedim sevgili izleyenler. Biliyorsunuz son zamanlarda biraz böyle faizlerle ilgili ciddi anlamda indirimler oluyor. Bugün de Cumhurbaşkanı Erdoğan resmi gazetede yayınladığı bir bildiride yarım puan daha faizlerde indirim yapıldı. O yarım puanlık faiz aslında çok işe yarıyor. Ayrıca araçların alımında da kamu bankaları olan Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın da araç kredilerinde ciddi anlamda %0.49 oranında araçlara kredi, yani 70 TL ile 50 TL, 120 TL'ye kadar kredi verebiliyorlar. Araç ihtiyacı olanlar kredi çekip aracını %0.49 oranında araç alabilecekler. Onu da özellikle vurgulamak istedim sevgili izleyenler. Arnavutköy'deki toplanma alanları size söyledik. Araçta biliyorsunuz araçtan bahsetmişken araçlarda sigara içmek yasak. Sigara içiyorsanız cezayı yersiniz. Yeni bir yasa, yeni bir uygulama. Ayrıca sevgili izleyenler biliyorsunuz elektronik sigaralar var. Biliyorsunuz elektronik sigaralar ülkemizde çok daha fazla yaygın hale gelmeye başladı. Ben birkaç tane arkadaşımda görmüştüm. İşte ya bu çok zararsızdır falan demeye başlamışlardı. Dikkatimi çekmişti. Ya dedim o da zehir, öbürü de zehir. Yani hatta şeyi söylüyorlar, nargile de zehirsizdir diye. Aslında en çok hastalıkların olduğu nargileler. Özellikle bunu söylüyorum, içmemenizi tavsiye ediyoruz sevgili izleyenler. Araçlarda sigara içerseniz ceza yersiniz. Artık trafikte polis size aracınızda sigara içtiniz diye ceza yazabilir. Özellikle bunu vurgulamak istiyorum sevgili izleyenler. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ben bunu sizlerle paylaşmak istedim. Bir başka konuya geçecek olursak, biliyorsunuz Ali Babacan, Ahmet Davutoğlu cephesiyle ilgili biraz konuşacağım. Ona geçmeden önce İstanbul Büyükşehir Belediyesi bugün Esenler Otogarı'nın altında böyle metruk halde bulunan bazı noktaları vardı. Daha önce Ekrem İmamoğlu bununla ilgili açıklamalar yapmıştı. O bölge komple İspark'a devredilmişti. Bugün yıkım çalışmaları falan yapıldı içeride. O metruk olan, döküntü olan yerler kırıldı, döküldü. Boyama işlemleri, aydınlatma işlemleri yapılacak. Bu arada sevgili Usame, böyle aşağıdan çekiyor, ben de yukarıdan bakıyorum. Bir ara biliyorsunuz Türkiye ile İsrail arasında böyle koltuk krizi olmuştu, hatırladınız mı? Koltuk krizi olmuştu. Biri bizim büyükelçimize küçük bir koltuk vermişlerdi ahlaksız adamlar. Kendilerine de böyle büyük, böyle şaşalı bir koltuk vermişlerdi. Hani siz küçüksünüz falan böyle imaj yapmışlardı. Ben şimdi yukarıdan konuşuyorum ya, Usame de böyle kilitlenmiş yukarıda çekiyor ya. Biraz böyle tepeden bakıyormuşum gibi, size tepeden bakıyormuşum gibi görünebilir. Ben tepeden bakmıyorum, sadece paylaşım yapıyorum sevgili izleyenler. Evet, Türkiye Büyük Millet Meclisi açıldı. Yargı paketi görüşülmeye başlandı sevgili izleyenler. Eğer yargı paketi görüşülüp sonuçlanırsa, biliyorsunuz Milliyetçi Hareket Partisi AFF'la ilgili bir teklif sunmuştu AK Parti'ye ve meclise sunmuştu. Eğer kabul görürse 30 bin kişi serbest bırakılmış olacak. Yani mahkum olan 30 bin kişi serbest bırakılmış olacak. Şu an onun görüşmeleri yapılıyor sevgili izleyenler. Bununla ilgili bunu da sizlerle paylaşmak istedim. CHP Genel Başkanı bugün bir açıklama yaptı. Dedi ki, hani biliyorsunuz CHP'nin ve İyi Parti'nin IMF'le görüşmesi vardı. Ben biraz böyle aşağı ineyim, diğer tarafa geçeyim. Hani ben bu tarafı biraz gösterdim ama biraz tepeden bakıyorum ya. Diğer tarafa gitmiş olayım. Hem sahnenin olduğu tarafa gitmek istiyorum sevgili izleyenler. Biliyorsunuz Cumhuriyet Halk Partisi ile İyi Parti
IMF'in Türkiye'deki işte Türkiye'yi ziyaret eden heyetiyle görüşmeler yapmıştı bir otelde. Günlerce konuşulmuştu, tartışma olmuştu. Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı işte bu doğal bir şeydir. Geldikleri zaman görüşebilirler. İyi Parti Genel Başkanı da bununla ilgili açıklamalar yapmıştı. Şaşırmıştık tabii. Bugün Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu yaptığı bir açıklama vardı. Açıklaması da şuydu. Dedi ki IMF heyeti Türkiye'ye geldi, görüşme yaptılar. AK Parti onlarla görüşme yaptı. Yeni açıklamış olduğu yargı, daha doğrusu ekonomi paketi vardı. Biliyorsunuz iki gün önce Berat Albayrak bir açıklama yaptı. Ben şöyle bir göstermiş olayım hem sahneyi. Evet, giri giri gitmene gerek yok, sıkıntı yok. Bu taraftan gösterebilirsin, problem olmaz. Ben bu tarafa geçmeye çalışıyorum. Çünkü, evet. Sevgili izleyenler, yeni ekonomi paketi açıklaması yaptı Berat Albayrak. Biliyorsunuz Berat Albayrak'ın yapmış olduğu ekonomi paketiyle ilgili CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu şunu söyledi. Açıklanan yeni ekonomi paketiyle asıl sebebi şu: IMF heyeti Türkiye'ye geldi, hükümetin yetkilileriyle görüşme yaptı. Bize sunulan yeni ekonomi paketi IMF'in belirlemiş olduğu bir kuraldır. Yani onlar bunu söylediler. Ona göre bir IMF'in sunduğu bilgiler doğrultusunda yeni ekonomi paketi açıklandı diye söyledi. Ne kadar doğru? Tabii biz bunu bilemiyoruz. Gerçi CHP kendi üstündeki suçu AK Parti'ye atmaya çalışıyor. Bununla ilgili açıklamalar olacaktır. Acaba CHP'nin ve İyi Parti'nin yetkilileri IMF heyetiyle görüşebilir mi? Görüşmesi mi gerekiyor mu acaba? Onu bilmiyoruz abi. Tabii hükümet yetkilileri görüşme hakkına sahiptir. Gelen bu tür girişimler olduğu zaman görüşebilirler. Acaba hükümetin bu konuda böyle bir görüşmesi olup da ekonomiyi de ona göre mi dizayn ettiler? Bunu bilmiyoruz. Biz de sadece olan bitenleri sizlerle paylaşmaya gayret gösteriyoruz sevgili izleyenler. Bugün AK Parti MYK toplantısı yaklaşık saat 4.30'da başladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında AK Parti MYK toplantısı gerçekleşiyor şu an. Daha bitmedi. Önümüzdeki günlerde AK Parti il, ilçe, belde ve bununla ilgili kongreleri olacak biliyorsunuz. O kongrelerde birçok kişi görevi bırakacak, bazıları küsecek, darılacak. Bununla ilgili ciddi anlamda değişiklikler olacak. Tabii şimdi acele de etmek istemiyor AK Parti. Neden diyeceksiniz? Örneğin Babacan ve Davutoğlu'nun parti kurma süreci var. Eğer AK Parti şu an kongrelerini hemen başlatmış olursa oradan küsenler ya da işte görev verilmeyen kişiler küsüp işte Babacan'a gidebilir ya da Davutoğlu'na gidebilir diye ilk önce bekliyorlar. Her iki siyasi parti, daha doğrusu daha belli değil, partilerini kurmalarını bekliyor AK Parti. Ben de öyle düşünüyorum. Partilerini kursunlar, kimler olduğunu görecekler, ona göre kimler orada yer alıp almadığını görecekler, ona göre il, ilçe ve beldelerde seçimleri yapmaya başlayacaklar. Bunu görmüş olacağız. Biliyorsunuz Ali Babacan geçen gün Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'yla görüşme yaptı. Görüşme anında bir fotoğraf çekildi. O fotoğrafı da medya paylaşımı gerçekleştirildi. Orada Sadullah Ergin'in bir fotoğrafı vardı. Tabii ciddi anlamda şaşırtıcı. Bunu görmüş olacağız. Önümüzdeki günlerde AK Parti'nin kendi ekibinden kimler oraya katılacak? Katılacaklar mı, katılmayacaklar mı? Bunu görmüş olacağız. Sevgili izleyenler, Davutoğlu şu an hazırlıklarını tamamladığını söyledi. Manisa'da yapılacak olan bir toplantıya katılmış olacak Ahmet Davutoğlu. Manisa'da kendi partisinin kurma startını, daha doğrusu resmi olarak açıklamalar yapacak, partisiyle ilgili bilgileri paylaşmış olacak. Tüm Türkiye genelinde il ve ilçelerde yapılanmalarını gerçekleştirdiklerini söyledi. Geçen gün bir açıklaması olmuştu bir gazetede. Yapmış olduğu açıklamada da tüm Türkiye genelinde il ve ilçelerde parti teşkilatının altyapısını tamamladıklarını söylediler. Büyük çalışmalarını Ankara'da ve İstanbul'da yürütüyorlar. Ankara'da bir ofisi var.
Ahmet Davutoğlu'nun. Bir de İstanbul'da bir ofisi var. Her iki ofiste yoğun bir görüşme trafiği var. Tabii yeni parti olması hasebiyle, kurma girişimi olması hasebiyle merak edenler vardır. Girişimde bulunacak olanlar vardır. Gidip gelecek olan insanlar vardır. Bunu göreceğiz. Kimler yer alacak? Önümüzdeki günlerde tabii AK Parti'ye küsleyenler var. Bazen böyle hani herhangi bir görev verilmeyen kişileri olunca işte ben partiyi şöyle yaptı deyip direkt hani bayrak açtığını göstererek birilerine yaranmak adına ya Ahmet Davutoğlu'na ya da Ali Babacan'a yaranmak için bak ben onları resti çektim kardeşim artık ben sizinle beraber olabilirim diye düşünebilir. Bunun bir benzeri ben bugün İlyas Salman'ın Twitter'da yapmış olduğu bir paylaşımı var. Hatta bir ulusal gazetede de sağ camianın paylaşımını gördüm. Gazetelerde de gördük. Hatta işte haber sitelerinde de geçti. İlyas Salman Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Üsküdar'da bir tarım kooperatifi marketini ziyaret açılışını yaptı. Orada alışveriş yaptı. Çocuklara çikolata hediye etti. Tabii orada İlyas Salman da biraz böyle Cumhurbaşkanı'nı hani vurarak söylemde bulunması şunu göstermiş oluyor. Ben öyle anlıyorum. İşte Ekrem İmamoğlu'nun sözünü de söylemini de bak Ekrem İmamoğlu şunu yaptı. Herkes cephe alıyor. Tüm herkes toplanmış Ekrem İmamoğlu devirmeye çalışıyor. Yani beni de gör demek istiyor aslında. İlyas Salman yıllarca izlediğimiz, değer verdiğimiz bir sanatçıydı aslında. Böyle ucuz, basit söylemlerle bence kendi değerini düşürmüş oluyor, bozmuş oluyor. Çünkü kötü bir imajı var. Yani mesela Berhan Şimşek CHP'de bir dönem milletvekilliği yaptı. Ama toplumun gönlünde, kalbinde iyi bir yeri varken, iyi bir noktadayken Berhan Şimşek'in. Mesela Minyeli Abdullah filmini biliyorsunuz her Ramazan döneminde izlenirdi, takip edilirdi. Artık Berhan Şimşek hangi filmde oynasa oynasın kimse izleyeceğini sanmıyorum. Çünkü şey vardır, taraf belirledi, direkt adresini belirlemiş oldu. Bu AK Parti ya da sağ cenahta da olmuş olsa aynı söylemde bulunmuş olacağız. Mesela bana da sorsanız örnek veriyorum Uğur Işılak. Uğur Işılak iyi bir sanatçıydı, iyi bir ozan, iyi bir halk sanatçısıydı. Bakıyorsunuz AK Parti'de türkülerini ona göre endekslemiş. Mesela Mustafa Yıldız Doğan biliyorsunuz çok iyi bir sanatçı. Yıllarca ben mesela lisedeyken de dinliyordum. Lisede, ortaokulda dinliyorduk. Onun çok güzel türküsü var. Tüm Türkiye'ye mal olan bir türküsü. Ölürüm Türkiye. İnanılmaz güzel bir türküydü. Şimdi onu MHP'ye empoze etmeye çalıştı. Diğer tarafa bakıyorsunuz böyle sanatını siyasallaştıranlar ya da yaptığı işi siyasallaştıranlar çok fazla barınamaz. Yani bu ülkede biraz daha sanatı ve siyaseti birbirinden ayırmak gerekiyor. İşte medya anlamında da bu böyle bir sıkıntı var. Medya anlamında da böyle işte sağ medya, işte sol medya olarak lanse ediliyor. Aslında medya tüm toplumun ortak ürettiği bilgiyi paylaşması gereken zorunluluğu olan bir şey. Şimdi ben burada bulunuyorum. Arnavutköy'de yaşıyorum. Arnavutköy'deki eksiklikleri sizlerle de paylaşmak en basit. Mesela ben yayın yapmak için buraya geldim. Burası Kozlar Amfiteyatro. Gördüm. İçler aracısı. Çok kötü bir imaj var. Çok kötü bir durum. İşte betonlar dökülmüş. Bunu belediyeye hani en azından bilgi anlamında paylaşmak için bölgeye faydalı olsun diye yapıyoruz. Birilerine vurmak için değil, bunu da özellikle vurgulamak istiyorum. Birilerine vurmak için değil, birilerini yermek için değildir. İnsanların buna dikkat etmesi gerekiyor, özen göstermesi. Mesela belediye, ben daha önce hatırlıyorum, daha önce şu oturulan yerlerde şey vardı, ağaç vardı, ahşap ağaçlar vardı. Ben uzun yıllardır Arnavutköy'de yaşıyorum. Bölgeyi bildiğim için söylüyorum. Buralarda ahşap vardı. Ahşapların hepsi sökülmüş. Komple çıkartılmış, götürülmüş. Dikkat ettiyseniz işte betonlar dökülmek üzere. İşte sıva yapılmaya çalışmış. Ben şimdi vursam diyecek ki kamu malına zarar verdin diye sonra bana ceza yazabilirler. Onu söylemeyelim. Sıkıntı olmasın diye. Mevcut olanı gösteriyoruz. Belediyenin bunu görmesi gerekiyor. Birilerine hani yaranmak için değil, birilerine de eleştirmek anlamında değil. İhtiyaç olan bir şey. Bölgedeki tüm etkinliklerin yapıldığı bir yer burası. Özellikle belediyenin, yetkililerin, siyasilerin görmesini arzu ettiğim için bunu paylaşmak istedim sevgili izleyenler. Siyasilerin de
kendi üstüne düşeni yapması lazım. Arnavutköy'de sadece hani kalkıp da işte siyaset yapmak için imaj üstünde işte siyasi parti ilçe başkanı görevi deniliyor. Sadece siyaset kimliği var. Hiçbir şey yapmıyor. Yani bölgenin yararına, bölgenin faydasına hiçbir girişimde bulunmuyorlar. Ne yapıyorlar? İşte ben koltuğu kaptım kardeşim. Bana da ilçe başkanı desinler istiyorum. Ya da bana şu partinin meclis üyesidir diye söylenmesini istedikleri gibi. Başka hiçbir şey yok. Yani bana bazen kızıyorlar, diyorlar ki ya siz işte eleştirmiyorsunuz, şunu yapmıyorsunuz, bunu yapmıyorsunuz. Eleştirmek değildir. Biz eksikleri görüp paylaşmaya gayret gösteriyoruz. Tabii burada bize malzeme sunacak olan, bizimle paylaşım yapacak olan bu bölgenin siyasi partileri, bu bölgenin esnafı, bu bölgenin STK'ları, bu bölgenin muhtarları. Ama herkes susarsa, basın da susar, biz de susarız, herkes susar. O zaman toplum iyi bir noktaya gitmez. Toplumun iyi bir noktaya gitmesi için mesela dünyanın en büyük havalimanlarından bir tanesi bizim ilçemizde Arnavutköy'de. Ama ne yazık ki Arnavutköy'de buna cevap verebilecek ortamlar yok. Zemin yok. Yani geçen gün, yani uzun yıllardır eksik olan, uzun yıllardır büyük bir eksiklik olarak bilinen mesela otel hizmeti yok Arnavutköy'de. Geldiniz mesela herhangi bir ilde Anadolu'dan işte çıktınız geldiniz. Burada sizi mesela iş görüşmesine geldiniz. Fabrikayla ilgili bir çalışma yaptınız. Kalacak yeriniz yok. İstanbul'un farklı bir noktasına gidip orada otele gitmek zorundasınız. Arnavutköy'de otel yok. Bununla ilgili ne yaptı Arnavutköy Belediyesi? Geçtiğimiz yaklaşık bir 15-20 gün önce bir meclis toplantısı yaptı. Meclis toplantısında da Arnavutköy'ün tamamında otellerin yapılması ile ilgili bir karar aldılar. O kararı da İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne gönderdiler. Eğer İstanbul Büyükşehir Belediyesi onay verirse burada otel yapmak isteyenler otel yapabilecekler. Çünkü önceden böyle otel yapacak bir statü ya da bir şey yoktu, bir madde yoktu belediyede. Geldiniz iş merkezi yaptınız, otele çevirmek istediniz, yapamıyorsunuz. Eğer ki büyük bir iş merkeziniz varsa, otel vasfını taşıyabilecek bir durumdaysa, eğer bu yeni plan notlarında onay görürse, Büyükşehir Belediyesi'ne onay görürse, tekrar belediyeye gidip şunu yapabilirsiniz, başvuruda bulunacaksınız, ben burayı otele çevirmek istiyorum diyeceksiniz. Ruhsat almaya çalışacaksınız. İlgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'ndan, ayrıca Kültür Bakanlığı'ndan bu otellerle ilgili, otel yapımıyla ilgili bir takım mevzuat ve başvurular var. Onları da yerine getirdiğiniz zaman oteli yapabileceksiniz. Otel yok mesela bölgede. Arnavutköy Belediyesi bununla ilgili bir adım attı. O adımı atarken de mesela muhalefet partisi meclis üyeleri hayır kardeşim biz her yerde otel yapılmasını istemiyoruz dediler. Yani böyle bir şey direkt engel oldu. Hatta iki gün bu görüşmeler devam etti. Muhalefet partisi mesela işte İyi Parti ve CHP'nin meclis üyeleri direkt engel koydular. Kabul etmediler. Daha sonra oy çokluğuyla Arnavutköy Belediyesi meclisinde oy birliğiyle Arnavutköy'ün tamamında otel yapılmasıyla ilgili karar verdi. Örneğin hatta ben bununla ilgili geçen gün bir esnaf abimizle sohbet ederken ya olur mu dedi, biraz rant mantığıyla falan olur mu, her tarafta böyle bir şey izin veriliyor. Aslında güzel bir karar. Neden güzel bir karar? Eğer ki sadece farz misal sallıyorum şimdi İmrahor'da ya da Bolluca'da ya da Boğazköy'de sadece bir yerde vermiş olsalardı, işte Bolluca'da vermiş olsa ya da Boğazköy'de vermiş olsa burada rant mantığı oluşmuş olacak. Ama Arnavutköy'ün tamamına yaydıkları zaman güzel bir hizmet olmuş olacak. Herkes ondan faydalanabilecek. Sizin işte iki dönümlük arsanız vardır ya da üç dönümlük arsanız vardır. İşte Taşoluk'ta vardır. Eğer başvuru yapıp otel yapabilecek pozisyonunuz, bütçeniz varsa niye yapmayasınız kardeşim? Arnavutköy'de bu büyük bir açık. Bu açığı kapatmamız gerekiyor. Bununla ilgili siyasilerin ve iş adamların, esnafların üstüne düşeni yapmaları lazım. Ve Arnavutköy Belediyesi'nin bu bölgede havalimanına hizmet anlamında farklı etkinlikler yapılabilir. Farklı çalışmalar yürütülebilir. Mesela fuar alanları şu an yok bölgede. Fuar alanının yapılacak çalışma zemini oluşturulması lazım. Havalimanına
gidecek ortamı, zemini oluşturmak gerekiyor. Havalimanına hizmet verecek VIP araçların hizmetini verecek noktaların oluşturulması lazım. Arnavutköy'e mesela taksi geldi. Uzun yıllar taksi problemi vardı Arnavutköy'ün. Taksi geldi artık. Arnavutköy'de bir taksi durağı var. Arnavutköy merkezde, Arnavutköy Kiptaş konutlarının hemen dibinde Arnavutköy taksi durağı bulunuyor. Arnavutköy'e 7/24 hizmet veriyor. Havalimanı bölgesine ve İstanbul'un her noktasına hizmet verebilecek bir kapasiteye sahip. Güzel bir hizmet. Arnavutköy'e bunu kazandıran hem ekibe hem Arnavutköy Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Çok harika bir hizmet. Bu yapılan bir hizmet varsa teşekkür etmeyi de bilmek gerekiyor. Yanlış varsa eleştirmek de gerekiyor. Mesela buradaki ben tabloyu gördüm. Hiç hoşuma gitmedi. Çok kötü bir durum. İnşallah Arnavutköy Belediyesi yönetimi, ekibi görür, dikkat eder ve bir an önce burayı bir düzene sokar. Biz de mutlu oluruz. Bizi izlediğiniz için, takip ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz sevgili izleyenler. Uzun zamandır birlikte değildik. Artık bundan sonra sürekli tekrar birlikte olmaya devam edeceğiz. Saha çalışmaları. Hiç ummadığınız bir yerde karşınıza çıkıp canlı yayınlarımızı gerçekleştirebiliriz. Bizi izlediğiniz için ve takip ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek ve buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.